Fatır Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'ındır. O yaratmada dilediği kadar arttırır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Allah'ın insanlara açacağı bir rahmeti hiç kimse engelleyemez. Onun tuttuğu bir şeyi de ondan sonra salıverecek yoktur. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık sağlayacak bir yaratıcı var mıdır? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, bil ki senden önce de elçiler yalanlanmıştı. Oysa bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Hiç kuşku yok ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı şeytan da sizi Allah konusunda kandırmasın. Çünkü şeytan gerçekten sizin için bir düşmandır. Bu yüzden siz de onu düşman edinin. O kendi yandaşlarını alevli ateş ehlinden olmaya çağırır. İnkar edenler için çok şiddetli bir azap vardır. İnanan ve iyi işler yapanlar içinse bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse hiç iyi kimse gibi olur mu? Allah dilediğini saptırır ve dilediğini de doğru yola ulaştırır. Öyleyse sen onlara üzülerek kendini helak etme. Çünkü Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Rüzgarları gönderip de bulutları harekete geçiren Allah'tır. Biz onları ölü bir bölgeye gönderir ve ölmüş olan toprağa onunla hayat veririz. İşte öldükten sonra yeniden dirilme de böyle olacaktır. Kim güç ve şeref istiyorsa, bilsin ki bütün güç ve şeref sadece Allah'ındır. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da iyi amel yükseltir. Kötü işler planlayanlara gelince, onlar için çok şiddetli bir azap vardır. Üstelik onların planları da boşa çıkacaktır. Allah sizi önce topraktan, sonra nutfeden yaratmış, sonra da sizi çiftler haline getirmiştir. Onun bilgisi dışında ne bir dişi gebe kalır, ne de doğurur. Ömrü uzatılan ya da ömrü kısaltılan hiç kimse yoktur ki bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. İki deniz birbirine eşit olmaz. Biri tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi de hoştur. Diğeri ise tuzludur, acıdır. Bununla birlikte her ikisinden de taze et yersiniz ve takacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan aramanız ve şükretmeniz için gemilerin onu yara yara gittiğini görürsün. O geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içine sokar. O her biri belli bir süreye kadar akıp gidecek olan güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır. İşte bu Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. O'nun dışında taptıklarınıza gelince, onlar bir çekirdeğin zarına bile sahip olamazlar. Eğer onlara dua etseniz, duanızı işitmezler. İşitecek olsalar bile size karşılık veremezler. Onlar kıyamet gününde de sizin ortak koşmanızı inkar edeceklerdir. Bunları sana hiç kimse, her şeyi bilen Allah gibi haber veremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa kendine yeten ve çok övülendir. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir. Hiç kimse bir başkasının günah yükünü yüklenmez.
Yükü ağır olan kimse onu taşımak üzere bir başkasını çağırsa, çağırdığı kişi yakını olsa bile bu yükten ona hiçbir şey yükletilmez. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim arınacak olursa bilsin ki o ancak kendisi için arınmış olur. Sonunda dönüş Allah'adır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle yakıcı sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Kuşkusuz Allah dilediği kimseye işittirir. Ancak sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Kuşkusuz biz seni bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Hiçbir toplum yoktur ki içinden bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, hiç kuşkusuz onlardan öncekiler de elçilerini kendilerine apaçık mucizeler, hikmet dolu sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirdikleri halde yine de yalanlamışlardı. Sonunda ben de o inkar edenleri kıskıvrak yakalamıştım. Benim inkarım nasılmış görsünler. Sen Allah'ın gökten su indirdiğini ve onunla çeşitli renklerde ürünler çıkardığını görmüyor musun? Nasıl ki dağlarda beyaz, değişik tonlarda kırmızı ve simsiyah tabakalar varsa, aynı şekilde insanlar, yerde hareket eden canlılar, küçük ve büyükbaş hayvanlar arasında da böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları arasında Allah'tan ancak bilgin olanlar gereğince korkarlar. Gerçekten Allah çok güçlü olan, çok bağışlayandır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık bağışta bulunanlar. Onlar asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onlara karşılıklarını tam olarak verecek ve lütfuyla daha da arttıracaktır. Hiç kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını çokça verendir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak gerçeğin ta kendisidir. Allah kullarından çok iyi haberdar olan, çok iyi görendir. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiklerimize verdik. Onların içinde kimi kendisine zulmetmekte, kimi orta bir yol tutmakta, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışmaktadır. İşte büyük lütuf budur. Onlar Adın cennetlerine girecekler. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada giysileri ise ipekten olacaktır. Onlar diyecekler ki, övgü bizden tasayı gideren Allah'ındır. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayan, şükrün karşılığını çokça verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yere yerleştirdi. Orada bize ne bir yorgunluk dokunacak, ne de bir bıkkınlık gelecektir. İnkar edenlere gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ölme imkanı verilmez ki ölsünler. Onların cehennem azapları da hafifletilmez. İşte biz nankörlerden her birini böyle cezalandıracağız. Onlar orada, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar da yapmış olduğumuzdan başka iyi iş yapalım diye feryat edeceklerdir. Biz sizi öğüt alacak birinin öğüt alacağı bir süre kadar yaşatmadık mı? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi azabı tadın. Artık zulmedenler için bir yardımcı yoktur. Hiç kuşku yok ki Allah, göklerin ve yerin gaybini bilendir. O göğüslerde olanı da çok iyi bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Çünkü inkar edenlerin inkarı, Rableri katında gazabı artırmaktan, yine onların inkarı, ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramaz. De ki, Allah dışında taptığınız ortakları gördünüz mü?
Bana onların yeryüzünde ne yarattıklarını gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onun sayesinde bir delile mi dayanıyorlar? Hayır. O zalimler birbirlerine aldanıştan başka bir vaatte bulunmuyorlar. Hiç kuşkusuz Allah, yıkılıp yok olmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Andolsun ki eğer göklerin ve yerin düzeni bozulacak olsa, bu takdirde onları Allah'tan başka hiç kimse tutamaz. O gerçekten çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır. Onlar kendilerine bir uyarıcı geldiği takdirde, onun yoluna diğer toplumlardan daha çok uyacaklarına dair olanca güçleriyle yemin etmişlerdi. Ancak onlar kendilerine bir uyarıcı geldiğinde, bu onların nefretlerinden başkasını artırmadı. Yeryüzünde büyüklük tasladılar ve kötülük planları yaptılar. Oysa kötülük planları ancak sahibine zarar verir. Onlar öncekilerin yasasından başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın yasasında asla bir değişme bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında asla bir sapma da göremezsin. Onlar kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ı güçsüz bırakabilecek hiçbir şey yoktur. Çünkü O çok iyi bilen, her şeye gücü yetendir. Eğer Allah yaptıkları işler yüzünden insanları hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Ama O onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiğinde, hiç kuşku yok ki Allah kullarını çok iyi görendir.